Evet efendim çok değerli oyuncular bizlerle beraber. Kimler kimler? Sumru Yavrucu, Kriçan Çalışkur ve Yurduer Okur'u ağırlıyoruz. Günaydın. Günaydınlar efendim. Günaydın. Günaydın, Günaydın. 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 Ne Günaydın. güzel sizlerle beraber olmak. Hazır mısınız sabah sabah sohbete? Enerjiniz yerinde mi? Evet. 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 Güzel bir hafta sonu o, Güzel bir hafta evet. sonu. Nasıl geçirirsiniz hafta sonunu? Uzun zamanımız var. Programlara katılmadığınızda Yurdaer Bey <laughs> burası hafta sonuna gelmediğinizde ne yaparsınız? <laughs> ee, genelde eğer e, e, oyunum yoksa ya da setim yoksa... ...kızımla vakit geçiriyorum. Doğaya gidiyoruz. İşte onu gezdiriyorum. Ee, güzel kahvaltı... Geç kalkıyoruz. Çok güzel kahvaltılar yapıyoruz. Kaç yaşında kızınız? Altı. O zaman e, maksimum geç kalkma seviyesi dokuz buçuk. Evet, evet. Yani dokuz, <laughs> buçuk <o>. evet <laughs> dokuz buçuk Dokuz <oldu. gülüyor> buçuk Siz ne yapıyorsunuz? Ben genelde eğer oyunum yoksa ve çekimim yoksa e, evde kapanmayı tercih ediyorum. O, o, o. <laughs> kitap, televizyon, evet, gazete... ...evet o, o tür şeylerle. Açlık var değil, değil mi? Ah, Buyurun efendim. Sizin <laughs> için özel olarak... <laughs> e, ...dolduruldu <laughs> bu çaylar. Çok, çok teşekkür ederim. Size açık gördüm. gelmiş Yurdaer Bey ama... ...arzu ederseniz değiştirebiliriz benimkiyle. İlk çay açık daha iyi. Tamam yavaş Söyle, yavaş, yavaş koyultalım de, o zaman. De, de, Aynı de, sohbet de, gibi. Aynen, aynen. Peki aynen. Sumru yavrucuk siz ne yaparsınız? E, genellikle cumartesi günlerim... Oyunla dolu oluyor. Ee, Lina'nın Güzellik Kraliçesi'nin dışında şöyleydi e, de oynuyorum 3 e, yıldan beri. Ama oyunum yoksa mutlaka oğlumla geçirmeyi tercih ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz oğlunuzla? Ee, oğlum e, yüzmeye gidiyor. Su topu oyuncusu oldu. Onun heyecanını yaşıyoruz. <laughs> Ee, ...genelde onu eşlik etmeye çalışıyorum... ...boş zamanlarımda... ...beraber kafelerde oturmak... ...birlikte kahve, kahvaltı yapmak... ...bayılıyorum oh. ben... ...hayatımın en güzel partnerini buldum diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ediyorum... Evet. ...evlatla birlikte geçirilen zamandan... ...daha Çok kıymetli. kıymetli ne evet. olabilir? Zaten evet. insanın hayatında bir aile hayatı bir iş hayatı. İş hayatının tatmini aile hayatının mutluluğu, aile hayatının mutluluğu iş hayatının mutluluğuna yansıyor. Siz de tahmin ediyorum ki içinizde iş hayatınızda çok tatminkarsınız. Çok sevdiğiniz bir işi son derece başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Çok şükür. Evet ama biraz da aslında tezatlık var. Yani e, çünkü e, iş hayatımızda yoğun çalışmaya başladığımızda maalesef ki ee, aslında ailemizle geçirmemiz gereken zamandan da feragat etmek zorunda kalıyoruz. Umarım e, daha disiplinli o e, günler bizi bekliyor olur yani çok hızlı ne bileyim bir hafta içinde işte günün haftanın e, yedi gününden altı günü sette kalmak zorunda kalıyoruz, hı hı. uzun e, zamanlar geçirmek zorunda kalıyoruz. Ee, her şeyin bir bedeli var tabii yani. Her şey bir seçim <laughs> ve her seçimde bedelli seçimler. Peki evet. mesela bu tiyatro oyununun hazırlık süreci nasıl geçiyor? Kaçta buluşursunuz? Ee, sa Hı -hı. Perde açılmadan önce e, tekrar bir ufak prova, bir ses açma <laughs> ya da kuliste <laughs> e, buluşup. Sohbetimiz Müthiş güzel oluyor. Sohbet. Gerçekten sohbet çok güzel Gerçekten oluyor. Gerçekten sohbet kaçırmamak için daha erken buluşmaya gayret Biz ediyoruz. Özellikle erken buluşmaya. Evet, Öyle mi? Özellikle bayanlar. Evet. Evet. Beyler de bu olaya dahil mi yoksa Rüçhan Hanımla sonra Hanımla? Ben biraz önce önceki sahneyi böyle bir toparlıyorum <laughs> alışkanlıkla. İşte ses efekt, sahne düzeniyle biraz daha fazla beni cezbediyor. Ben kendimi bir anda sahnenin ortasında buluyorum o işleri yaparken. <laughs> Şöyle yapalım, Ondan bunu böyle yapalım, böyle Bir bakalım. aile gibi olduk zaten. yani. Tabii. E, bir, Yıldan... bir aile gibiyiz. Herkes kendi sorumluluklarının bilincinde. Dile kolay, bilincinde. on yıl biz bu oyunu oynadık. Ama Çok bir ara, ara verildi bir değil mi? Bir de 10 yıl ara verildi. 10 yıl ara verildi. On yıl, ha, ara verildi. On yıl oynadınız, evet. ara verdiniz. Evet. Ve on yıl sonra bir daha. E, Devlet Tiyatrosu'ndaki benim aslında ilk e, profesyonel oyunum. Yani Öyle sene 1999 e, mu? 2000 mi? 99'da tabii 99, 99, 99'da başladık. 2000 sezonunda e, ben o zaman daha kadrolu sanatçı değilim. İşte e, bir tane çocuk oyununda oynuyorum. E, bir oyuncuya ihtiyaçları var. E, i̇şte e, bir audition yapılacak. Bana haber geldi. <laughs> e, rahmetli Cüneyt e, evet. e, ve işte Akkı Sumru ve Uluçan abla e, ee, şeyde 620 vardı. Evet, evet. 620. 620 AKM'de evet. ee, O ne? Spor. Kutsal, kutsal mekandır. O. Prova salonu. O ne? Prova 620. salonu. Ama ha. bizim için kutsal mekan. Yani bütün balenin, <laughs> operanın, işte tiyatronun böyle... Seçmelerinin yapıldığı salon. Bir yani dans stüdyosu. Oldu. Hem prova ha. hem... Şey, ön yani şey hazırlık var. orada yapılırdı. Olağanüstü bir mekandı. Ben girdim değil mi? Ben ergen şey girdi. Kıvır kıvır simsiyah saçları. Yemyeşil gözleriyle girdi. Biz böyle, Hala böyle <gülüyor> bakıyorduk <gülüyor> başka kimler olabilir diye. Cemal Süreyya'dan bir şiir okudu. Bana, üzerimizin... Bir dakika bana dediler ki bir, bir şey hazırladın mı falan. Ben ne hazırlayacaktım dedim yani. Aa. haberim yok bir anda bir günde gelişmiş olay. Yani bir herhangi bir şey oynamam gerektiğini falan e, bilmiyorum yani. Hani o dışında. Yani, yani e, ne şey yapacaksın o Biz <laughs> ben tanışmaya gidiyorum diye girdim. Bir şey hazırladın <laughs> mı değil de aslında. Yani elinde haz e, hala hazırda bir... Hazır ne var? Oyun yani? var mı? Ha, ha bize şey, ne, ne şey var? gösterebilirsin? Gibi. De? Evet, evet. Niye aramıza alalım yani? evet. Yurda denmiş. Bir şey göster bir Merfi bir, bir şey bir görelim yani. <laughs> bir şiir okudu zaten. Hepimiz. Üçüncü cümlede ben... ...yeni rol arkadaşımız geldi, <gülüyor> hayırlı <gülüyor> olsun de, e, dedik. Güzel bir hikaye bu. Evet, e, çok öyle güzel. buluştuk. Öyle aramıza Ben yürüdüm. de tabii çok heyecanlıyım, yani e, işte Ruçan Çalışkır, Sumru Yavrucuk... ...falan böyle devlet yapsın çok önem verdiği bir proje. E, Ama ve asıl... çok ilginçti, sen çıktıktan sonra Cüneyt hepimize döndü. Şöyle bir baktı. E, Tamamdır, kim dedi, <laughs> tamam mı dedi? Tamam mı dedi. Dördümüz birden tamam dedik. Ay, yani. Çok yani, güzel. Çok ilginç bir andı o. Çok Zaten sonra da ilk ödülünü de yine Bir hafta bizim sonra oyunlar. falan da premier yaptık bu arada. Çok hızlı yani. E, oluştu. Bir haftada hazırlanabildiniz yani Bir haftada, yani, bir haftada neredeyse mi? bir premier yaptık. Ne, yani. Bizim tabii daha öncesi bir çalışmamız vardı. Benim hayatımda en çok çalıştığım oyunlardan biriydi. Canım. Bu, <laughs> Ocak ayında başladık provalara. <laughs> Nisan ayında artık dedik premier yapalım lütfen. Çünkü oyunun şeyleri vardı. Yani orada piyano çalınıyordu, dans ediliyordu falan. Biz bayağı bir hazırlanmıştık da bir oyuncu değişikliğinden oldu, evet, evet. Dolayı, dolayı oldu. aslında hmm. sonradan katıldı. İyi ki de katılmış. Evet. Gerçekten. Harika. Şimdi diğer çok oyuncu oyun e, kafasını taşlara vuruyordur. Ah Hı. ah diyordur. Ya, maalesef <laughs> talihsiz bir hikaye. O, ya yapmayın. Ya. Arkadaşımız evet, evet, Çok evet. genç yaşta e, öldü Duymuşsunuzdur onu da. Aa. Şimdi e, tekrar e, bu oyunun e, gündeme gelmesi yine aramızdan çok erken ayrılan e, Cüneyt Çalışkur e, anısına evet, e, evet. tekrar oynanıyor. Aslında evet. kazanım bizde ama siz sizin için daha duygusaldır diye düşünüyorum. Evet gerçekten Özay Tarih hanım sizin için öyle Tabii değil ki. mi? Gerçekten öyle oldu İlk günler biraz duyduğum zaman sınırdan. Hasan Bey'den bu projenin hazırlanması ee, gerçekten böyle bir şey uzun bir süre bir ağlama süreci geçirdi. <laughs> öyle diyeyim size. 2011'de kaybetmiştik değil mi? 2011 evet. ne kadar evet. çabuk geçiyor zaman. Ya. Çok hızlı. Öyle. Sanki dün gibi haberini Hı. aldık. Ama işte o acı hep taze kalıyor. Kalıyor mu? Kalıyor. Yani her ne kadar beyniniz bir tarafa isse dahi. Mutlaka her gün, her gün bir kez daha hatırlıyorsunuz. Bir siz çok, sizin çok özel bir bağınız vardı. Çok, çok kuvvetli bir bağımız vardı. Çok yani devamlı beraber, her gün beraberdik. Hı. Öyle bir ortamdan sonra tabii zor dönemler atlattım diyebilirim. Bayağı zordu. Tahmin ediyorum. Yani bu oyunla birlikte aslında biz e, hem anılarımızı yeniledik hem birbirimizi o birbirimize hasretti, kavuştuk. E, yeniden hı hı. kavuştuk. Gerçi ayrı ayrı evet. projelerde birlikte çalışmıştık, yani televizyonda olsun, hani bir, bir, hı hı. bizim tiyatroda sahnede olsun, Rüçhan ablayla ama de, evet. yani bu oyun bize bir yani bir tazelik kattı, Bir Cüneyt'i yeniden almak istedik. Bir ikincisi e, aradan bu kadar uzun zaman geçtikten sonra herkesin e, yani ben kaç yaşındaydım? 25 falan yaşındaydım tabii ilk oynadığımda. Hani biz e, rollerle birlikte biz de büyüyoruz ama hani şimdi nasıl bakıyoruz o rollere? kendimizi yeniden aslında denemiş oluyoruz. Bir yandan tekstin o kadar güçlü bir yazar ki Martin McDonough İrlanda kökenli çok böyle işte inşaat işçisi bir babanın ve temizlik işçisi bir annenin iki tane çocuğundan biri <laughs> İngiltere'ye göç etmişler. Abisi işte Michael o da senaristtir. Ee, i̇lk o başlıyor, sonra onun e, tavsiyesiyle o da yazmaya başlıyor 16 yaşında. Sonra e, tabii şartlardan ötürü bir anda e, o dönemde çok kimsenin tanımadığı böyle e, işsizlik sigortasıyla geçinen bir e, çocukken e, yazdığı oyunlarla popüler olmaya başlıyor. Aslında bu e, üçlemenin, Connemara üçlemesinin ilk oyunu Lina'nın güzel Kraliçesi ve e, kendisinden hayatından parçalar var. Hmm oyunda. E, Bizati zaten babaannesinin Hı. hikayesi evet. oldu. E, nedir hikaye? Konu nedir? Karakterler evet. kimlerdir? Ne yansıtırlar? İr İrlanda'nın Connemara bölgesinde Linen adlı kasabada yaşayan anne kızın hikayesi aslında e, aşk ve nefret hikayesi diyebilirim. Yani Bilmiyorum. anneye bağımlı kalmış, kalmak zorunda kalmış. Diğer e, kardeşleri işte bir şekilde evlenip hayatlarını e, hayatlarına devam ederken e, Morin e, annesine bakmakla e, yükümlü olduğunu da düşünüp annenin de biraz ona karşı baskısıyla e, bir anne kız ilişkisi var aslında. Yani Hı. çok günümüzde de bizim de çok yaşadığımız olaylar. Hı. Kendi yani Cüneyt'in rahmetli, Cüneyt'in çok güzel bir tabiri var onu ben yenilemek isterim. Kendi ülkelerinde kiracı gibi yaşayan insanların hikayesi e, der hmm. e, bu evet. hikayeye. Hmm. E, Ray e, aslında bizzat yazarın kendisi bence. E, o çocuk. E, o da o kasabada, köyde sıkışmışlık içinde kalmış. Hep bir yerlere gitmek isteyen türlü e, o, o, o kasabadan ee, ...uzaklaşmak isteyen, e, işte e, Londra'ya gitmek isteyen hep böyle e, bir yerlere gidelim yani. Ve o kadar güzel bir kasabada yaşıyorlar ki yani doğanın içinde yemyeşil İrlanda'yı il, il, bilirsiniz. Her gün giderim. Yani, <gülüyor> 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 çok O doğanın e, aslında <laughs> bir, çok yettiği yani çok böyle cennetten bir köşe olan bir yerde insanların o, o güzelliği görmeyip o kapitalizmin Sıkışmışlık. sıkışmışlıkla para kazanma arzusuyla para kazanma. bir yerlere gitmek istemesi. Ne kadar evrensel. Evet. Şu anda da bir şey var olan bir Tabii. şey aslında. Aynen. Hep bir özenti. Oyunun bütün kahramanları bir yerlere kaçmak istiyor. Evet. Hiç kimse ana vatanında mutlu değil. Peki ee, e, bu Ve müthiş bir komedi var oyunda. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> işin e, Martin McDonagh bu kadar e, şu anda dünyanın en iyi tiyatro yazarlarından biri, çağımızın Shakespeare'i yapan en önemli özelliği de bu zaten. Hani Çok iyi bir kara komedi e, yazarı. E, biz e, bütün bu olayları e, anlatırken seyirci... E, Müthiş bir e, aslında şeyin içinde buluyor. Komedinin, yani, yani, komedinin içinde. içinde. Peki, Peki İngiliz komedisi e, biraz böyle mesela Amerikan komedisi ve İngiliz komedisi olarak ayrılır ya. Biz hani Amerikan komedisine hmm. daha yatkınızdır. İngiliz komedisini anlamak gerekir, düşünmek gerekir e, üstünde. E, seyirci o esprileri kapıyor mu? İngilizle İngiliz de zaten İrlanda'nın belli bir farkı var. Ve zaten burada İngiliz İrlanda çatışması e, özellikle çok fazla işleniyor oyunda. Hmm. Ee, yazar e, doğal olarak İrlanda'nın yanında ve e, yani kapitalizm ve e, insanın emeğinin sömürülmesi bir yana bir de öbür tarafta. E, bir ailenin içine kadar sızan bu hallerin bütün bu dünyada o varoluş, savaş hallerinin ta ailenin içine kadar sızması ve aileleri parçalaması aslında evet. konu ediliyor. Asıl dram orada. Hiç kimse kendi hayatını yaşayamıyor çünkü günlük yaşamın dışında süren bir çark var. Ve herkes o birbiriyle vedalaşamadan, birbirinin hayatını yaşayamadan o çarka... Şu kapalıp gidiyor. Morin de işte bu çarkta yıllar evvel karşılaştı belki yolda geçerken karşılaştı bir adama takılıyor. O küçücük dünyası, o küçücük evde dünyası bir anda ona dönüşüyor. O adamla sanki çok yakın tanışmış gibi. Hatta Pato bir, bölümünden bir Aşk yaşıyormuş gibi. Şu anda Pato Arımız arkadaşımızın <laughs> çekimi vardı. E, dizi çekimi. <laughs> Takılamadı. Yani bir anda tanışıklık icat ediyor ile ee, mesela. Bütün hikaye bununla gelişiyor aslında bakarsanız. Yani ondan evvel yine kadın mahkum olarak bütün önceliklerini bir kenara atarak annesiyle yaşamaya bir yandan uzlaşmaya bir yandan çatışmaya devam ederken bir anda bir erkek çıkıyor karşısına. Bütün o belki de unuttuğu şeyleri hatırlatıyor yeniden ona. Ondan sonra da zaten gerisini anlatmayalım. Ee, hı hı. İzleyenler gelsinler çatışmalar başlıyor. Aslında evet. günümüze çok yakın bir şey. Çünkü hep bir kaçış halindeyiz ve sürekli bir baskıların altında yaşayan insanlar var. Çoğu gencimizin işte gitmek istediği ya da varmak istediği ya da işte bir erkeğe sığınmak istediği bir nokta var. Ki bu günümüz kapitalist dünyada maalesef var olan bir şey. Peki 20 sene önce ilk perde hı hı. dediğiniz zamandan e, bugün e, perde dediğiniz zamana sizlerde izleyicide, izleyici de, tekstin evrenselliğinde neler değişmiş? Ya da bir şey değişmiş mi? E, çok e, büyük böyle radikal değişimler pek e, olmadı tabii ama e, yani zaten e, bu e, yani her ülkenin kendine has... E, böyle baskıcı e, yönleri vardır yani her toplumda işte ne bileyim o, o, o toplumda da e, mesela e, ağır bir din eğitimi e, işte çocuklara verilir falan falan hani oradan bir bunu almıştık var bizde şu anda tabii hani günümüzde <laughs> e, daha özgür bireyler var daha tabii internetin şeyi e, teknolojinin hızla ilerlemesiyle bilgiye çok daha kolay ulaşılıyor e, olsa da Böyle olsa da maalesef bizim e, e, ba, birbirimize bağımlı olarak yaşamaya başlıyoruz. Yani e, sistem e, genç kızların e, annelerine bakma gibi bir yükümlülüğü oluyor. Yani toplumsal olarak öyle bir durum var. Evet, e, kız bu, evlat bakar. <laughs> yani, bakar. ama kız evlat bakar yani, gerçekten. Tabii. Yani e, işte Morin aslında bizdeki bu anlayışa uygun benzer karakterlerden biri bence Bütün, kendi hayatını yaşayabildiği ölçüde bakmalı eğer kendi hayatını yaşayamıyorsa bir birey olamıyorsa sadece anneye bağımlı olarak yaşamaya başlıyorsa ve tek işi o olmaya başlıyorsa o zaman hani onun hayatı nerede tamam yani onun da bir hayatı olması lazım. Hmm. Onun da Bakma ayaklarının üzerine zaman, evet <laughs> basabilmesi yani. lazım. Hmm. O da kendi hayatını önce kendi güvenliğini oluşturması lazım. Ondan sonra e, tabii ki mutlaka ilgili Ama bizim toplumumuzda da mesela anne önceliklidir. Anneye babaya bakmak, saygı özellikle kız evlatlar hmm. için. Yani... Tabii ki bu saygı olmalı ama kişinin kendi hayatını engellememiş bir zaman. Yani Ama fedakarlık o zaman... Olarak... Fedakarlık Tedakarlık zaten nerede? yapacaktır. Kendi ayaklarının üzerinde zaten durduğunuz bu, zaman. Zaten bu buradaki bu hikayede ekstrem bir hal var. Yani o, o ekstrem hali kimsenin onaylayabileceğini düşünmüyorum. Ne yapıyor mesela? Kendi hayatını öyle? tamamen yok sayarak e, o bir kadar hayat çok var. O böyle. Adanmışlık evet. yani. E, yanlış örnek örnek değildir aslında. Evet, Ama çok mesela var, anne fark... de e, bunu kabul etmemeli. Evladının tamamen hayatını evet. anneye adaması şimdi annede te, de bir biz sıkıntı, de sıkıntı var. Bizde buradaki Meg'in bu kadar bencilce davranmasının ha. farkı oradan Mac yani, yani Ama bunu Mekin, kullanıyor. Evet, şimdi... <laughs> de e, çok yalnız kalmış daha başında bir yerde. E, Metin de işte kedinin herkes... fareyle oynadığı <laughs> gibi oynuyor. Yani. Diğer e, kızlarından herhangi bir şey görmemiş, tek görebildiği e, Morit. Tek o yüzden de Morin canını çıkarmak istediği <laughs> <Onun> için. <laughs> Morin'i seçmiş yani. Ona Peki <laughs> e, bir e, erkekle bir araya gelirse... ...kendi hayatını kurmak isterse ne oluyor Morin? <laughs> e, e, İyiyim. E, e, ona... e, 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 o... Ortalık karışıyor. Vallahi cadı kaynanaya döner benim bildiğim. Yani, <laughs> yani, Bunu izin vermiyor. Veremez tabii. Böyle bir Aynı. bağlılık söz konusuysa... Evet. Evet. ...o kadar yani toplumun içinde... ...aslında e, bu tür... ...özellikteki ilişkiler... ...o kadar çok ki. Çok. O yani kadar o, o çok. O yüzden ki aslında güncelliğini koruyor oyun. Yani bir şekilde koruyor. Evet. Yani şeyler değişse de, şartlar, İyi. zamanlar, imkanlar eee güncelliğini koruyor. Ya Metinli zaten de yazılı değişiklik yaptınız mı? Hayır. Peki biraz daha güncelleştirmek lazım. Hayır hayır, hayır, hayır. Gerek hayır. yok. E, yani gerek zaten sadece metin... şey Hı. yaptık metinde. Ee, prova süreci içinde doğaçlamaları biraz açık olduk. Biraz e, ...tadını çıkarmak, keyfini çıkarmak... ...adına ilavelerimiz oldu Tabii, aslında. Tabii günümüze ait bir takım... ...ilavelerimiz Göndermeler oldu. Göndermeler yaptık yani. İrlanda'da hmm. İrlandalılar İrlandaca <laughs> falan gibi. İrlandaca konuşurlarken. Çok ciddi müdahaleler değil ama... ...küçük e, şeyler... ...ilavelerimiz oldu. O de bir de... Böyle, ...20 yıl olmuş çocuklar... ...dile kolay. Aslında bu bir cesaret... ...işi de. Yani tekrar... ...denemeye kalkmak böyle bir projeyi duygularımızı revize ettik biraz hani 20 yılda insan hayatında o kadar çok şeyler değişiyor o kadar hayatı değişebiliyor o duyguları revize ettiğiniz zaman yeniden güncellediğiniz zaman bir sıkıntı kalmıyor yine biz aynı sıcaklıkla seyircilerle buluşmaya ...başladık. Çok da mutluyuz. Oyun günlerimizi Lütfen. versek mi? Versek mi acaba? Şimdi merak en ettirdik, en ettirdik, en ettirdik. Bizi bir araya getiren... ...Hasan Özkaya'ya da teşekkür, teşekkür etmek, etmek lazım. Teşekkür. E, çünkü Hasan evet. Bey'le... E, ...Bey gerçekten tiyatro... ...tutkunu yapımcımız. E, ve bu projeyi... E, ...kendisine... ...ilettiğim zaman, daha doğrusu hiç bırakmıyordu... Çünkü bugüne kadar oynadığım, en severek oynadığım oyunlardan biriydi ve hiç peşimi bırakmıyordu. Hasan Bey'e ne yapsak, arkadaşlarımıza dedim iletsek. Ki yani. Onlardan o kadar güzel geri dönüş aldık ki ben böyle nefesimi tutmuş bekliyordum. <laughs> ne güzel. Çok, o yüzden çok Hasan Bey'e de çok teşekkür etmek evet. gerekiyor. Tereddütsüz olarak şey yaptığı için. Ee, de de <laughs> sen Kim? Niye Aynen. Yurda yurda gönderdiniz? yurda Ersel'e 17... Hipermetrop musunuz? <laughs> Yok sana herkes mi? bana de... buyurun efendim. ama El okur da böyle işte 20 senede değişen tek şey bu. Eskiden okuyorduk böyle okuyorduk. şimdi şimdi yana. Yok okuyabiliriz de. Ee, karşı tarafta Kozi Kozi değil 15'inde ben oku evet düştüm. bakayım. <laughs> ben yavrucuğum daha bilmem. Espriyi kaçırdınız mı? Espriyi kaçırmayın. Yurda Eren soyada okur ya onun için gönderdik diyor. Çok tatlı. <laughs> 15'inde Kozi'deyiz karşıda Kadıköy'de tarafında. 30'unda Profilo'dayız. 10 Mayıs'ta Ataköy'deyiz. Ee, sonra da 17 ve 18'inde Antalya'ya gidiyoruz efendim. Şu profiloya ben de gelsem. 17-18 Antalya'yı unutmayın. <laughs> Antalya özellikle Antalya'ya tekrar 18, 18 edelim oldayız. ama çok geçiştirdik evet. altına Şimdi basa Ruçan basa. Şimdi Rüçhan tekrar. Şimdi e, Rüçhan e, Çalışkurlu. Efendim e, 15'inde Kozi'deyiz. 30'unda profilodayız. 10 Mayıs'ta Ataköy'deyiz. 17-18 Mayıs'ta da ...Antalya'dayız. Ve <laughs> yavrucuk... Ben şimdi gözlerim doldurarak nasıl <gülüyor> <gülüyor> Efendim şu, ...bunu Esmerna niye abi? tekrar tekrar söylüyoruz? Bir şehre gidiyoruz... ...büyük zahmetlerle gerçekten gidiyoruz... ...oyunumuzu oynuyoruz... ...o gün bize paylaşıyoruz... E, ...seyircilerle sıcak buluşmalarımız falan... Aa, burada ...o mıydınız? gün me mesaj atıyorlar... Ay ne zaman buraya geliyorsunuz falan gibi. Aynen böyle Lütfen sözlü. bizim sayfamızı da takip edin. Linenin Güzellik Kraliçesi. Oradan daha sıkı bir temas halinde olmuş oluruz. Ben de mi okuyacağım? Lütfen. 15 Kozi, 30 Profilo, 10 Mayıs Ataköy, 17-18 Mayıs Antalya'dayız. Peki bu e, Linenin Güzellik Kraliçesi'ndeki Lineni nasıl okuyorlar? Evet biraz okumak. Liyanen, Lunin. Lenanen. Lenanen'in güzel. Lenanen. Lenanen. Evet en çok onu kullanıyorum. Ya. Lenane. Lenane. Evet. E. ama Başata. o kız Aslında okunduğu gibi. orijinali. Çünkü bizim dans hocamız ee... İrlandalı. 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 Şaka yapıyorsunuz. Bir dans hocasıyla çalışmıştık. Evet. Jan Filip. O, Linen demişti bize. Linen'in Linen. e, telaffuzu zor olduğu o için aksanlı biz onu Linen'e döndürdük. Linen. Linen'in güzellik kraliçesi O kendi kraliçesi aksanını istiyoruz. kullanarak öyle dedi, Linen diye. Irish. Irish aksanı Ayriş, evet. e, kullanarak Linen'in güzellik kraliçesi. Ama halk dilinde Lenane uygundur. De. Nasıl Linen. derlerse desinler Linen. ki, Linen. seyretsinler de. Bu arada yazar, yani Martin McDonagh... E, ...bir süre sonra Hollywood'da zaten çalışmaya başladı. Ee, bu yıl Oscar'da filmi hep, mi? Evet, var. var. İmbürüş filmiyle çok popüler oldu. Şey, senaryo ödülü aldı Oscar'da. Ee, hep bu işte tiyatrodan yani şöyle düşünün bir gencin yani tamamıyla hiçbir destek almadan kendi kendine kendi yaşadıklarını kendi hayal dünyasını ortaya katarak Nereye çok geldi? önemli yerlere gelebileceğinin çok güzel örneğidir. Çünkü genç yazar adaylarımıza, gençlerimize çok iyi örnek e, teşkil etmektedir. E, ve aslında sanatın gücünün ne kadar önemli olduğunu da e, aslında bize göstermiş bulunmaktadır. Yani tiyatroyla başlayıp sinemayla büyük bir kariyer yapmaya devam ediyor hala. E, i̇şte Tribble Billboard filminin e, yönetmeni, yazarı, işte Bruce filminin öyle e, sinemaya geçti. E, biz aslında çok daha iyi oyunlar da bekliyoruz ondan. Yastık Adam oyununun da aynı zamanda yazılır. Biz hmm. e, tiyatro olarak onu da oynadık. Türkiye'de evet. ama ilk e, In Your Face akımının e, örneği bu oyundu. Bu oyun evet. E, bu bir milattı evet. bizim oyunumuz evet. e, açıkçası. E, 1990 bu kadar cesur bir projeye e, evet demesi Devlet Tiyatrosu'nun da çok güzel bir hareketti açıkçası. Evet. Evet. E, bu arada bakıyorum sizlere, e, gerçekten o kadar farklı rollere girebiliyorsunuz ki. Mesela geçen ay e, bir aradaydık, e, Direniş Karatay filmiyle, e, diğer rollerini saymıyorum bile Hep böyle gözümü kapatıyorum, açıyorum, Türkan Saylan'ı görüyorum. Sumru Yavrucuk, size e, Türkiye'nin Meryl Streep'i diyorlar ama <laughs> bence... E, Kraliçe Elizabeth rolünde oynamıştı bence dünyanın en iyi oyuncularından biri. Kimdi? Hmm. Kadıncağızın ismi evet, Avustralya'da. 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 Evet. A, şey. evet. Aa, şey. Sarışın birden isim Sabah gelmedi. Ee. Neydi? Aa hmm. aa hmm. Defalarca evet. Oscar aldı. Ayol, e, biliyorum filmi değil değil mi? Güvenet Paltrow değil. Güvenet Paltrow değil. filme. Yok. Şey, hayır. Şey, şey. ee, Kraliçe, Kraliçe Elizabeth. Kraliçe Elizabeth 1 2 İkincisinde de, de oynadı. Yayın bir saat Bob Dylan'ı canlandırdı. Aa, olursa... evet çocuk yani. Bu, işi uzatmayalım biliyoruz. Hayır. Bir Hayır. saat sonra çok olursa şey, ee, şey neydi biz ama evet. şimdi benim aklıma ama çok fena. Senin takıldı. Ama ben Çok benim de takıldım. senin benzediğin biri sen de hatırlamak istiyorsun. Sana benziyor gerçekten. Benziyor evet, evet, evet. bence e, karakterlere girme ve e, o duyguyu veriş açısından da bence Meryl Streep'ten evet. daha fazla o Sumru Yavrucuk. Evet. Neyse, Neyse onu program, bulacağız. Bir ben şey, bulur, paylaşacağız bulurum, sonra. Evet, kraliçe Elizabeth <laughs> bulurum, filmi bulurum. diye girip e, rica etsek bizi e, bilgilendirseniz Gültaç Hanımcığım. <laughs> Kimdir Ay, kendileri? Ne ya, çok, Ay, çok iyi bir Niye bu? Hayır zamanlı. Helen Mirren değil. <laughs> Kraliçe Elizabeth e, rolünde oynadı. Bob Dylan'ı da oynadı. Olculuk. Bob Dylan'ı da oynadı Renkli bir yok, kadın ödül olarak. Aldı aa. oradaki rolüyle. Üç Oscar'lı. Evet evet. Ya yani gerçekten. Şaka gibi değil evet mi? Evet şaka gibi. Yani, gör, yani göz görüyorum ama. Evet. şey e, şeyden aklınıza gelsin. E, <laughs> Sizi duyunca aa diyeceksiniz. J.R.R. Tolkien'in kitabı neydi? Kralın Dönüşünde. İki kulede. Elflerin kraliçesi. Aa, evet. Ne zorlanıyoruz, ne zorlanıyoruz. Evet. Ya her şeyini biliyorum canım, bir tek ismi yok. Ya, Üç e, çocuğu var. her şeyi Evli, evet, sarışın. Her şeyi evet, sarışın, Kızıl, zayıf, böyle, zayıf, kızıl. kızıl, o da olur. Da kızıl. Blanchett. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Oh! Oh! Allah. Onu söylemedik değil mi? <laughs> Efendim programı ilerleyen saatlerde yaparsanız hiç <laughs> bu ayda olmaz. Bizi sabahın beşinde o. kapıya dayayıp böyle taksiyle getirip burada <laughs> sonra, sonra da 620 Ondan, oda, odaya em, sokup ne yapacaksın bize diye <laughs> en, <em>, soru. <laughs> en basit şey bilesin şunu. Evet, ne yapacaksın bize? Ne, ne yapacaksın de? bize? Cat <laughs> Blanchett'ı hatırlayın ya. bakalım. Ay, hem de en sevdiğim oyunculardan. de. Bayılırım. Ne diyorsunuz Cate Blanchett'e Sumru Yavrucuk daha zambi, çok Meryl e, Streep'ten değil mi? o Genelde evet, şimdi de. Meryl Streep e, birinci şeyde, Meryl Streep diyorlar. E, keşke e, Dünyalar Benim olur. Sonra e, Suzan Serendon diyorlar. Evet. <laughs> Biraz o da var. Olur. Üçüncü Cate Blanchett. Tiyatro aşkı tabii Sumru'nun o kadar yüksek ki yani e, ben tanıdığımdan bu yana. Zaten hayrandım yani o, o, o hala da öyle. Şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz ve biz e, yıllar geçtikçe daha da aslında e, işte e, tecrübelerimiz, oyunculuğa bakışımız falan da değiş evet. değişiyor. Ama bir öz var ki o öz e, karşılıksız aşk gibi. Yani tiyatroya olan e, tiyatro yapmadan bir şey yapamama hali gibi. E, bu anlamda tiyatro konusunda Sumya ben gerçekten çok saygı duyuyorum çok örnek alınması gerektiğini düşünüyorum çünkü başka e, şeyler girince insanın hayatına e, genç oyuncular için söylüyorum özellikle televizyon falan gibi e, ister istemez tiyatrodan uzaklaşıyorlar Gen, yani genç oyuncular e, tiyatro aslında oyuncunun kendini yeniden eğittiği sürekli taze kalabildiği kendini sınadığı ee, bir e, yerdir ve müthiş geliştirir oyuncuyu. Sahne geliştirir zaten. Ee, hmm. bence o anlamda e, çok e, birçok şey yapabilecekken tiyatro yapmak e, konusunda ısrarcı davranması hmm. e, ve hmm. çok büyük e, zaman harcaması, turnelere gitmesi yani tek işte sadece eee değil işte tek kişilik şöyle oyunu var. ...bizim de öyle yani ben de işte Nazım Hikmet oynuyorum, bir tiyatro açtım falan yani biz aslında bu grup Hı -hı. gerçekten tiyatro gerçekten. yapmak için e, yani bütün tiyatro varlığını aşkıyla, belki tiyatroya koyan insanlarız. Tiyatro evet. aşkıyla beslenen insanlarız. Yani ben türümüz hiç, aslında türümüz de yavaş yavaş tükeniyor gibi yani onun evet. altını çizmek istedim özellikle. E, Sahicik e, olan şey budur, bizi Hı -hı. biz yapan şey de budur, sahnedir. Sahneye hep şey yapalım, e, sadık kalalım. E, ...sahneye çıkalım oyuncu arkadaşlar Hı -hı. olarak genel yani gençlere bunu söylemek e, ihtiyacı hissettim. E, peki Sumru Hanım'ın biliyorum ki çok uzun zamandan beri bir tiyatro kurma hayali vardı. vardı. E, kendi tiyatrosuna evet. sahip evet. olma evet. bu kadar tiyatro aşkıyla yanıp tutuşan insanların Hı -hı. tiyatro Hı -hı. kurmaktan... E, ...bu işin e, mutfağında da e, Hı -hı. yer almaktan e, biraz imtina etmesinin nedeni nedir? Şartlar mıdır? E, tabii koşullara göre aslında e, nasıl duracağımız e, daha belirli hale geliyor. E, güvensizlik e, diyebiliriz e, belki. Hani e, bir zemindeyiz. desteklemeyin. Evet. çok fazla desteğimiz yok. Yalnız e, genelde yalnız bırakılıyoruz çok güven altında değiliz oyuncular olarak. Dolayısıyla da belli yatırımlar yapıp onun altında kalmakta... da sıkıcı bir durum. Anlıyoruz. Ama gençlere tiyatro gruplarına şeylere ne bileyim çeşitli topluluklara Tabii hepimiz destek oluyoruz. Destek oluyoruz. Gerçekten. Oyunlar oynuyoruz. Ya mesela kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi. Eee e, yani bir, oyundur o. bir yıl hmm. oynadım e, onu eee Misal ben de e, ebedi bariş'e destek evet, olarak. E, şey. e, Kime e, destek verdiniz? Yurderin e, tiyatrosunda ebedi Barış... Bu bunlar çok güzel şey ama kendi tiyatromu açıkçası... Oynadım. şu anda kurma, kurmaktan bir böyle şey yapıyorum. E, çekiniyorum. Çünkü repertuarlar çok önemli. Yani e, kendi tiyatrom olduğu zaman en azından yılda üç ya da dört oyunu çıkarabilme gücüne sahip olmam gerekiyor. Ya prodüksiyonel ee, bir şey, destek lazım açıkçası. Hı. Çünkü bu şey gibi değil. Hani bir yatırımcı bulup işte gelin efendim biz bir yani film yapıyoruz desek mesela daha kolay işimiz. Ama tiyatroda herkes bir soru işareti oluyor. Bir de yani... Ya bu işe yani yurt dışında yapan insanlar yani daha rahatlar çünkü biz mesela e, turneye gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Yani yerel yönetimler olsun, e, özel sektör olsun e, desteklemek zorundalar. Yani bütçeleri ona göre ayrılmış durumda zaten. Hı. Bizim yani e, genel olarak e, sanata ayrılan bütçede hep bir Kısıtlama. E, kısıtlama oluyor. Yani ne zaman e, bir şey olsa e. hemen sanattan e, gidiyor. Ama onlar da o standart. Yani sanata Hı. çok önem vermeliyiz. Yani ne Hı. kadar kötü zamanlar geçirsek geçirelim, hep e, sanat bizim hayatımızda olmak zorunda. Diren, direnmenin e, en güzel e, örneğidir. Yani mücadelenin en güzel örneğidir. En kötü zamanlarda işte e, Bosna Savaşında insanlar o yıkık binaların içinde. ...konser vermeye devam etmişlerdir ya da Dünya evet. Savaşı'nda da böyle örnekleri olmuştur. Yani bizde de, de tam görsün. tersi oluyor. Yani en ufak bir şeyde bile hemen tiyatrolar kapanıyor, oyun oynayanlar hatta yer yer suçlanıyor. İşte burada böyle bir şey var siz niye oynuyorsunuz? E kardeşim sen o istifa mı ettin işinden? E, ya da e, tiyatroya gitmeyip evde hani hepimizin bildiği bir takım pro programların önünden ayrılmayan insanlar var. E, <laughs> bu açıdan da açıkçası biraz e, işte, tiyatroya olan baskıyı e, iki yüzlü buluyorum yani gerçek bir e, şeyin içinde e, olduğumuzu düşünmüyorum. Geçen gün bir e, röportaj vermiş Catherine Zeta Jones diyor ki Oscar aldı, e, hani gelinebilecek en iyi noktaya geldi. E, ben artık e, yapabileceğim her şeyi yaptım. Artık kendimi Broadway'de kanıtlamalıyım e, dedi. Halbuki Türkiye'de işler sanki tam ters. E, hani tiyatroculuktan televizyona. E, ...geçiş yapmaya çalışıyor gençler. Halbuki Hollywood'da, İngiltere'de... ...özellikle asıl oyuncular... E, ...kendilerini... E, ...Broadway'de... E, ...London şovlarda kanıtlamaya çalışıyorlar. Evet. Ve... E, ...kimi Aslı zaman da Robert zaten. De Niro'yu... ...kimi zaman Nicole Kidman'ı... E, ...dünyanın en ünlü... E, ...isimlerini orada izliyor. Evet bizde de bir, bir şey tır. var tabii. Yani bunu görüyoruz. işte festivallere... biz ...güzel böyle ünlü isimleri... E, çağırıyoruz çok yüksek bilet paralarını veriyoruz Hı. Ee, yani atıyorum yani 400 lira 500 lira gibi paralar verip hani o oyuncuyu görmek için e, işte 2500 kişilik salonda en arkadan böyle izlemek için o paraları Hı. Veriyoruz. veriyoruz ama kendi e, e, starlarımıza kendi oyuncularımıza kendi şey e, sahip çıkmıyoruz. Yani onların oyunlarını e, yani, önemsemiyoruz. Nasıl olsa onları biz televizyonda görüyoruz ya. Yani Hı. Yetiyor mu acaba bilmiyorum. Yani böyle bir durum da var gerçekten. Hani e, ama televizyon farklı ortam yani. Yani önce tiyatro camiasının bence çok öze, iyi bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani e, yani bazı şeyleri taklidin, taklidini yapmamak, yani bir öz oluşturma. ...ve kendi... ...bu küçük bir camia zaten... ...o camianın bir öz yapıp... ...yani biz nerede ne yapıyoruz... ...nerede hata yapıyoruz... ...nasıl birbirimizi desteklemeliyiz... E, ...gençlere nasıl örnek olmalıyız... ...nasıl bir e, gelecek bekliyor bizi... On, ...on sene sonraki Türk tiyatrosu... ...nereye gidecek gibi... ...bu e, e, tiyatro camiasını oluşturan... E, ...insanların... ...bir e, kendilerine dönüp... ...bakması gerektiğini düşünüyorum. Aynı fikirdeyim ben de çünkü... <laughs> Şöyle bir şey var hep yıllarındır söylediğim bir şeydir bu. Burada bir ayrım yok. Burada sadece tiyatro var. <laughs> yok işte şehir tiyatrosu yok. Devlet tiyatrosu tamam. Evet ödenekli tiyatroları son derece ihtiyacımız var. Ama e, önemli olan tiyatroyu özel tiyatroda olsun, devlet tiyatrosu da olsun, şehir tiyatrosu da olsun... ...hep birlikte birbirimizi destekleyip daha iyi şeyler nasıl ortaya koyabilirizi tartışmamız gerekirken çok daha başka tartışmalara gidiyoruz. Buna gerek yok. Burada birlik olmamız gerekiyor. Aslında her sektör için, her tamam. konu için aynı şey geçerli. Ee... Birlik konusunda maalesef çok başarılı değiliz, değiliz ee, bizler. Evet. Birbirimizi destekleme konusunda, bir e, komünite oluşturma konusunda mesela yurt dışına baktığınızda bir e, Yunan komünitesi vardır, Çin komünitesi vardır, İtalyan komünitesi vardır. Türkler birbirinden tamamen farklıdır. Çok dağınık. Ee, kuyu kazan e, <laughs> evet. özelliktedirler. Ee, hani bu kadar dağınık olmamak gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok çalışayım. dağınık, evet. Yani bu dağınıklıkta nitekim bir takım şeyleri bizden alıp götürüyor. Halbuki hep birlikte hareket etmiş olsak böyle olmayacak. Acaba işin içine biraz rekabet, kıskançlık e, giriyor olabilir mi? Her sektörde olduğu gibi bizde de bir e, ihtimalle var. Yani çünkü çok e, süper egolara e, hitap eden bir işimiz var yani... Sahnede, göz önünde, göz önünde Alkış. olmak, alkışlanmak Allah. Falan, falan hani bunlar e, tabii ki hoş ama insanın e, ne olursa olsun bir bir bütünlükten bahsediyorum. Yani bir Türk tiyatrosunun geleceğinden bahsediyorum. Bu e, biz kendi e, orijinal e, yazarlarımızı çıkarmak zorundayız. Kendimiz o kadar e, büyük bir şeyiz ki yani yaşadığımız e, coğrafyadan geldi öyleyiz. Yani gerçekten çok büyük bir kültürümüz var. Ee, biraz bizden, iç, içimizden e, neler çıkabilir, bizde neler var onlara bakmalıyız. Onları ee, desteklemeliyiz. Kendi e, tiyatro anlayışımızı ve sinema anlayışımızı oluşturmalıyız. Toplum olarak yani buna ihtiyacımız var. Diğer türlü e, iyi örneklerin, yapılan iyi örneklerin e, taklidini yap, yapıyor oluyoruz. Hı. Aslında e, ve bunu Batı zaten doğuya bakıp, bize bakıp e, oluşturmuş. Biz on, onların bizden aldığını e, olgunlaştırdığını biz de tekrar onlardan alıp olgunlaştırmaya çalışıyoruz gibi oluyor. Yani bir e, enteresan, enteresan bir durum var. bir durum. E, var. Bir durum. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. İyi ki geldiniz. Not ettiniz değil mi? Oyunun e, tarihlerini e, size kitap parmağlarım olacak. Önümüzdeki ay ne için buluşalım? <gülüyor> <gülüyor> Burada. Geçen ay çünkü Direniş Karatay filmi için ağırlamıştık e, Yurdalık Okulu. Evet, Valla sürpriz bir proje var. belki o Var zaman mı? Bilelim. Evet. Aa. Ne diyorsunuz? Evet. Önümüzdeki ay. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık. Şimdiden sözünü almış olduk. O zaman ben size e, güzel armağanlar vereceğim. E, evet yıldızımızın de... adı neydi? <laughs> Hadi bakalım. Yıldız. Kate Yıldızı. Blanchett. <gülüyor> 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 Bunu bugün Bunu göstereyim. size armağan edeceğim o zaman. E, Silmarillion, J.R.R. Tolkien'in e, yüzüklerin efendisi e, serisinin e, yazarı e, Kate Blanchett de bunda başrollerden birine oynamıştı biliyorsunuz. Elf kraliçe'sini. Evet, evet, kraliçesini. Çok Buyur teşekkürler. Buyunuz. Şöyle keyifle okumanızı e, diliyorum. E, Türkan Saylan'ı muhteşem canlandırmış ve çok değerli bir e, tiyatro oyuncusuna e, sözcüklerden ve sözcükleri anlatan bir kitaptan Hı. daha değerli ne armağan edilir bilemiyorum Ursula ama. Queen. Sözcüklerdir bütün derdim Ursula Le Queen. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Hep kitaptan çıkmış e, bir e, ne armağan edeyim size bilemedim. Hı, bunu alacaktım. <laughs> <laughs> Canlar, Mine Sultan, Ünver, Mona Roman. Aa, çok teşekkür ediyorum. Melun Canlar. Melun Canlar. Evet. Harika. Ee, keyifle okumanızı biliyorsunuz değil mi Melun Canlara? Evet, evet. Tamam. Keyifle okumanızı çok diliyoruz. Teşekkür, çok çok teşekkürler. Ee, i̇yi ki geldiniz. İyi oyunlar. E, salonunuz hep dolu. Perdeniz Oyunumuzu hep bekliyoruz. açık olsun. Oyunumuzu bekliyoruz ayrıca. Ha, bu arada dokuzunda galamız var. Onu söylemedim. Öyle mi? Evet. Aa, evet. Nerede galanız? Artı sahnede. Günü. Artı sahnede. Artı sahnede. <laughs> Sizi oraya bekliyoruz efendim. Pazartesi günü çok güzel bir tarih, <laughs> güzel bir zaman. Oh, çok ben mutlu oluruz. <laughs> ben de gelmekten çok mutluluk duyarım. Kısacık bir ara vereceğiz ve Türk Hava Yolları e, voleybol e, takımı bizlerle beraber olacak. E, Filenin Sultanları. Aa ne güzel. Hmm. Bravo. Hmm başarılara, büyük başarılara imza atıyorlar ee, ve artık birinci Lig'de mücadele ediyorlar. Bakalım bize neler anlatacaklar. Voleyboldaki kadınların bu dünyadaki ve ülkemizdeki önlenemez yükselişini nasıl anlatacaklar bize? Önce kısacık bir. Harikalar. Dakika.